Hızlıca giriş yapalım. Televizyonumuz Vestel 40FA 7100. Anakartımız 17MB96. Besleme kartımız 17IPS 71. Televizyonumuz ölü alıcı. Hiçbir hayati belirti yok. Standby ışığı bile yanmıyor anlamındadır. Şimdi bu koşullarda yapmamız gereken işlem belli. Standby ışığı bile yanmıyorsa anakartımız çalışmıyor. Anakartımız çalışmıyorsa anakart ve işlemci kaynaklı mı yoksa anakartı beslemesi gereken olan güç katında mı yani besleme kartında mı sorun var? Buna bakacağız. Artık daha önceki arıza videolarımda anlattığım üzere primer ünitede yapılması gereken kontroller üzerinde çok fazla durmuyorum. Neticede AC220 girişi, bunun köprü diyot veya 4 adet Biren 4001 4007 üzerinden doğrultuluşu, blok kondansatörlerde kuple edilişi, osilatörün çalışması, bunları zaten artık kontrol ediyorsunuz. Biz burada bu nedenle otomatikman hemen çıkış voltajlarına veya anakartın giriş voltajlarına bakacağız. Ben hemen şuradan kontrol ediyorum. Ve görmem gereken anakart besleme gerilimini göremiyorum. Voltajını göremiyorum. Bunu göremiyor olmam nedeniyle hemen burada besleme kartın üzerindeki çıkış noktalarına yöneliyorum. Ve bakıyorum 12 volt görmem gerekiyor burada. Yok. Şuradan 29 volt almam gerekiyor. Bakıyorum. Yok. Burada çıkış voltajları olmadığına göre bir ya anakarttaki bir kısa devreden dolayı çöküyor ya da besleme kartının kendi arızasından dolayı çıkmıyor. Dolayısıyla bunları tespit edebilmek adına o zaman komponent ölçümleri yapmak gerekiyor. Bunu yapmak için enerjimizi kesiyoruz. 220 voltu. Enerjiyi kestikten hemen sonra bu konuda da bir uyarıda bulunmak isterim. Enerjiyi kestikten hemen sonra direkt olarak anakarta ellerinize müdahale etmeye kalkmayın. Ne olursa olsun blok kondansatörler üzerinde hala şarj halinde bir enerji var. Burada yaklaşık 300-400 volttan bahsediyoruz. Hayati tehlike riski olduğunu lütfen unutmayın. Amatör kullanıcıların da bu videoları takip ettiğini ve işlem yaptıklarını biliyorum. O yüzden bu uyarıları yapmak zorundayız. Şimdi ben burada öncelikle ölçü aletimi yani dijital multimetremi buzzer konumuna aldım ve komponentler üzerinde şöyle hızlıca bir geçmek istiyorum. Bakıyorum kısa devre olan herhangi bir komponent var mı diye. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Bu 3 tanesi zaten birbirine paraleldir. Bu 3 tanesi de birbirine paraleldir. Şurada gördüğünüz hat zaten led backlight'ın besleme kısmıdır. Burayı da kontrol edebiliriz. Gördüğümüz üzere burada herhangi bir şey yok. Buradaki diyotlar zaten bir tanesinden kısa devre uyarısı almıyorsak öbürlerinden de almayacağız demektir. Ancak yine de videoda görürsün diye ben üstünden geçeyim. Şuradaki diyotlara bakalım. Primer ünitemiz çalışıyor. Fakat burada şimdi asıl önemli olan bizim için darbegenlik modülasyonumuz çalışıyor mu? Daha doğrusu darbegenlik modülasyonunu sağlayan PWM komponentimiz çalışıyor mu? Öncelikle ona bakmamız lazım. Bunun için bu noktadan sonrasında enerjiye ve sokete ihtiyacım olmadığından dolayı bilinen arızadır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Fakat bunda çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyorum. Birlikte deneyeceğiz göreceğiz. Buradaki komponentlerde herhangi bir arıza bulmadığımız için hemen alt tarafta Vestel'in gedikli derdi olan Fan 6300 PWM'ine bakacağız. Bu komponentimiz işi yarı rezonans kontrol sağlar burada. Şimdi öncelikle buradaki Fan 6300'ü değiştirerek bu besleme kartının çalışıp çalışmayacağını birlikte göreceğiz. O zaman bunu sıcak hava istasyonumuza alacağız. Fan 6300'ümüzü sökeceğiz. Ondan sonra da bakalım bu cihaz çalışacak mı? U202 pozisyonundaki Fan 6300 kodlu komponentimizin şurada o U200 yazan yerin hemen sol tarafında siyah bir nokta görürsünüz. O siyah nokta port üzerinde entegrenin bir numarasının geleceği yeri işaret ediyor size. Aynı zamanda entegrenin dört köşesinden bir tanesi, şimdi yeni takacağınız olan yer için söylüyorum size. Dört köşesinden bir tanesinde yine orada da bir nokta göreceksiniz. O da entegrenin o bölümünün bir numara olduğunu anlatıyor size. Bu koşullarda biz çıkan entegremizi buraya koyduk. Şimdi Fan 6300 kodlu yedek malzememiz için hemen ben şuraya uzanıyorum. Şurada gördüğünüz üzere bunlar gerçek rakamlarını ben size link olarak paylaşırım. Ancak
bildiğim kadarıyla 3 lira 5 lira gibi rakamlara satılan entegreler. Ben hemen büyüteçte bakıyorum şu an bunun bir numarası neresiymiş gördüm. Nerede kimyasal nerede diyorlar. Arkadaşlar bunlar herkes bildiği üzere bilinçlendirmek adına çekilen videolar. Bu kartın ben zaten yenisini takıyorum. Ancak arıza videolarında da sürekli olarak herkese arızaların nelerden kaynaklandığını, neler olabileceğini anlatabiliyor olmak adına bu işlemleri yapıyorum. Evet, ustalarımız haklı. Bu işlemlerin yapılırken flux kullanılması gerekiyor. Kartımızı götürelim. Bakalım televizyonumuza takalım canlı canlı. Ben de bilmiyorum çalışacak mı, çalışmayacak mı? Şöyle bir kontrol edelim. Patlayacak mı, patlamayacak mı? Onu da bilmiyoruz. Patlayacak mı derken? Evet. Evet. Yelda'nın patlama sesini duyunca bir an kaçma dürtüsü devreye girdi. Hemen enerji veriyorum şu an. Gerçi televizyonun son durumunu bilmiyoruz. O yüzden hani açılır mı açılmaz mı o konuda bilgim yok. O nedenle ben enerji çıkışım var mı yok mu diye yine şuradan bir kontrol sağlayacağım. Herhangi bir şekilde 12 voltumu görebiliyor muyum? Evet, canlı canlı bir patlama gördük. Şimdi bunun sebebi neymiş? Onu araştıralım. Demek ki neymiş? Her kartı her zaman tamir edemiyormuşuz. Her ne kadar entegremizi taksak da osilatör dengesi bozulmuş olduğu için kartımızın. Çünkü ilerisindeki MOSFET veya işte kare dalga osilatör üreteç kaynaklı X herhangi bir nedenden dolayı yapabilecek bir şey yok bu noktadan sonrasında. Görüldüğü üzere bu kart artık kullanılabilir durumda değil. Peki bu kartın maliyeti nedir derseniz, eğer biz kurtarsaydık takribi olarak 150 lira gibi bir paraya satın alınabilecek bu kartın aslında 3 liralık şu malzemeyle kurtaracaktık. Bunu kurtaramadık ama 3 liralık malzemeyle kurtardığımız LG televizyonumuzun videosunu orada keyifle izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.